Neyin var senin? Niçin erkenden odana çekildin böyle? Bir şeyim yok anne. Bugün biraz yoruldum o kadar. Sahi mi? Benden gizlediğin bir şey yok, değil mi? Yok anneciğim. Monte Cristo kontunun için yerlerde sürünüyor. Yasemin, ne oldu? Hadi anlat bana yavrum, hadi canım, hadi güzel kız. Şevket, daha ne kadar o gazetenin arkasına saklanacaksın? Tamam. Bitirdim işte. Evet. Sizi dinliyorum hanımlar. Her zamanki taktiği Selma'cığım. Hücuma karşı hücum. Niçin hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsun Şevket? Oğlumuz evi terk etti. Ama artık yeter. Onun eve dönmesini sağlamamız lazım. Her genç insan gibi problemli bir dönem yaşıyor abi. Üstelik daima örnek bir delikanlı olmuştur. Hatta biraz fazla bile düzgündür. Hatırlasanıza ergenlik problemi bile yaşatmadı çocuk bize. Keşke yaşatsaydı da bu günleri görmeseydik. Aşk hikayesi devam ettiği sürece bizimle yakınlaşmasını imkansız görüyorum. Üstelik artık yeni yetme de değil. Aklı başında koskoca bir adam. Evden gitmeye nasıl kendisi karar verdiyse, dönmeye de kendisi karar verecektir. Tabii özür dilemek şartıyla. Ne yapacağız Sevim? İki inatçı adam karşısında ne yapılır Selma'cığım? Ama sen de Ahmet'e kendini müdafaa etme fırsatı vermemişsin sanki. Verdim. Ama ikna edici tek laf edemedi. Onun bir sürü arkadaşı var Yasemin. Belki müvekkilidir. Belki yine dışarıdan gelmiş biridir. Onu otele yerleştirmiştir. Ay ne bileyim ben. Kendi kaldı otele mi? Bu yakışık alır mı sence? Hem öyleyse saklanacak ne var ki? Anlatırsın olur biter. Zaten çok müşkül vaziyette kaldı. O kadar belliydi ki. Sen çok gençsin Yasemin. O kadar gençsin ki neredeyse çocuksun. Aşk mevzunda da öyle tabii. Nasıl söylesem? Bak, genç erkekler evleninceye kadar duygusal olmayan günlük münasebetlere girebilirler. Bu normaldir. Hay böyle bir şey nasıl söylersin anne? Asla bunu mazeret olarak kabul etmem. Asla. Kabul edemem. Ben onu yıllarca karşılıksız olarak sevdim. Bekledim. O da sevgimizin çok kıymetli olduğunu defalarca ifade etti. Böyle düşünüyorsa aşkımızın ne değeri kaldı? Böyle birini yıllarca nasıl sevebilirim? Bizim aşkımız çok kıymetliydi anne. Böyle şeylere ihtiyaç duymayacak kadar. Ama galiba ben öyle zannetmişim. Sakın duygularından pişmanlık duyma Yasemin. Onlar hala sana ait. Ne olursa olsun. Ah canım. Hatırla sen.